Anne. Baba. Şu küfenin ailesiyle tanışmanızı istiyorum. Niyetim gayet ciddi. Ay Aytaç, görmedin mi eski sevgilisini? Ne kadar lümpen. Eğer bu kıza takılmaya devam edeceksen, bu tip insanlarla muhatap olmaya devam edeceksin. Doğru. İyi ya. O zaman ben Amerika'ya geri döneyim. Helikopterle araba takip etmeye, el alemin kanını incelemeye devam edeyim. Tamam oğlum, tamam. Tamam, otur. Otur. Koraç'cığım, o zaman biz bunlara biraz para verelim. Gitsinler üstlerine başlarına marka bir şeyler alsınlar. Anne. Konuşabilir miyiz? Konuş. Annenin cin alabilmiş mi bari Aytaç? Kalaylayacaksa bir daha geleyim. Şu köfe, senden çok özür dilerim Triyaki ailesi adına. Ne yapayım? Annem öyle yetiştirilmiş. Ailenin tek kızı, sülalenin tek torunu. Belli. Hiç yoksulluk falan çekmemiş annen. Da neyse, artık pek bir önemi yok zaten. Şu küfe, annem gelip özür dileyecek senden. Hatta ailem gelip ailenle tanışacak. Ya, müsaitseniz tabii. Aman ne demek oğlum? Ne demek tabii? Hep müsaitiz biz. Söyle gelsinler çocuğum. Hoşça kal Şüküfe. Ay maşallah, maşallah. Ay pek kalender çocuk. Kızım sen de böyle put gibi durmasana. Acık böyle cana yakın ol. Anne sen de acık sakin ol. Daha ortada pul yok, turta yok ya. Kızım 26 yaşına girdin. Senin yaşıtların birinciyi boşadılar, ikinciyi alıyorlar. Neyse sen konuşma, ben şimdi gidiyorum, hazırlık yapacağım. Aa! Aa, Cevahir. Ne hal böyle saçın başın dağılmış soluk solarsın? Kavga mı ettin yine sen? Yok. Aa, ne kavgası manevram, biz şey... Ya arkadaşlarla sanat üzerine tartışıyorduk. Anlaşamayınca boğuş çıktı. Dövüştük, ağızlarını burunlarını kırdım. Realizm kazandı. Sen onu boş ver de ben sana bir şey soracağım. Bu koyu kefal. Sana benim hakkımda bir şey gösterdi mi böyle bilgi belge babında? Yoo, kira istemeye gelmiş. Cevahir. Ben aslında bir şey söyleyecektim sana. Aytaç ve ailesi bize gelecek de. Yanlış anlama, şey için değil yani, öyle bir istemeye, niyet bildirmeye falan değil. Öyle bir tanışma. Bir de o gün partide olanlar için özür dilemek mahiyetinde yani. Güzel. Affına sığınan her mülteciye vatandaşlık veriyor musun birinci dünya ülkem? Peki sen niye partiyi bastın ki Cevahir? Ya seni korumak benim gönül görevim, komşu kızı ya. Seni hakir göreni harekiriye zorlarım. Sen ne diyorsun ya? Her şeyden önce sen benim çocukluğum, gençliğimsin. Kimse küçümseyemez seni küçümmelim, tamam mı? Kalk gidelim derim ben o saraylıya şimdi, hadi. İyi ama beni en çok küçük gören, oynayan sendin Cevahir. Ya sen niye benim ağzımın içine bakıyorsun ki? Sen gel benim gözümün içine bak ya. Gönlümün teleskopu. İşte komşu kızı. Hakikaten bir şey soracağım ya. Sen evleneceksin mi o Tokaç'la? Eğer gönlünün içine bir şey koyarsan Cevahir, sen büyüdükçe o da büyür. Neyse. Benim senden tek ricam var. Lütfen ama lütfen Aytaç ve ailesi bize geldiği gün bir rezilliğe imza atma. Rahat ol, ben ruhsatsız aşklara imza atmam yaldızlı pekiyim. Şu küfe bak ne güzel oldu değil mi?
Ay kız, bir de şöyle ayı postumuz olaydı, şöyle girişe ataydık. Ne kadar forsumuz olur Aytaç'ın ailesine karşı, değil mi? Anneciğim, öyle ayı postuyla, geyik kafasıyla eşitliği falan sağlayamazsın. Ya insanlar gelecekler, bir merhaba deyip gidecekler alt tarafı. Hem nasılsak öyle davranalım, kastırma artık. Yavrum, bak, bak. Bak görüyor musun ne yazıyor? Tiryaki ailesinin babası Koraç Tiryaki Mikronezya'dan elinde yeni tablolarla döndü. Bak, bak baba koleksiyoner, anne hayvansever. Kızım hısım akraba alacağız, tanımamız lazım artık bu insanları. Ya anne, sen ilk önce benimle bir anne kız gibi konuşsana. Benim evlenip evlenmek istemediğimi sen bana bir sorsana ya. İçimi şişiriyorsun Şüküfe. Yeter artık senin bu kısmetlerine attığın tekmeler kızım. Aa, bu çocuk hem yahşi hem zengin. Zaten zengin olmasa bile bu çocuğun eli her daim ekmek tutar. Bana baksana söylüyorum, bu evde seleli, serserili damat istemiyorum ona göre.